صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما من لم يصلي لم يفذ بشفاعة ويزود عن حوض النبي أثيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أم قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
Rabbena ufir lana zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve sebbit akdamena ve Allahu yuhibbul muhsinin. Sadakallahul azim. Söyle Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'ra salavat. Allah adın zikredelim evvela vacib oldu. Cümle işte her kulağa Allah'a olsa her işin önü. Her gize biter olmaya Oh
nefeste Allah adın dimdam. Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşkıyla insan dökülür, cümle günah misli hazen. Aşk ile rahmet kıla ol padişah, ol kerim, ol rahim, ol ilah. Birdir ol, birliğine şek yok durur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi. Dört kitabı dağ taşı yol eyler. Sultanları kul eyler. Es Muhammed'dir bu varlığa sebep. Sıdk ile anın rızasın kıl talep. Ey azizan, işte başlar söze bir vasiyet. Kıl aruz evvel size ol vasiyet. Giderim her kim tutan, mis gibi kokusu canlarda tüten. Hak Teala rahmet eyle ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her kim diler bu duada, Süleyman kuluna.
Fatiha. Allahümme salli alel Mustafa. Allahümme salli alel Mustafa. Nebi-i Risale ve Bahri Safa. Nebi-i Risale ve Bahri Safa. Allahümme salli Nebi-i Risale Ebil Kasim'i. Nebi-i Risale Ebil Kasim'i. Allahümme salli alel Mahmudi. Allahümme salli alel Mahmudi. Nebi-i Risale الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
Ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikran kesîran ve sebbihûhu bükraten. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Zikrullah'ın alası, la
Olsa deften doğdu öldür tanesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakte işti. أفته أيامنا اللهم صل على محمد أم محمد المسيح oldu Çok alametler belirdi gelmeden ol Rabi'ul evvel ayın nicesi on ikinci gece isneyi Allahümme salli ala Muhammed Ol gece kim doğdu ol kayyul beşer Anesi anda neler gördü Ol Habibin annesi bir acep nur ki güneş pervanesi bak kurumu çıktı evimden nagahan göklere Gökler açıldı ve fetholdu zulab Üç melek gördüm elinde üç alem Biri meşrik, biri mağrib
Habibi Kibriya Babu Recasın ya Resulallah Muhammed Mustafa Hayyul verasın ya Resulallah Tecellâ buldu hep derdine dermanını canlar bu gece nura gark oldu bütün kevn-i mekanlar bu gece rahmeten lil alemindir Mustafa hem şefi'al müznibindir Mustafa vasfını bu resme tertip ettiler ol mübarek nura tergib ettiler susadım gayet hararetten katil sundular bir cam dolusu şerbeti şerbeti karşımda tuttu kardara gidivem soğuk idi lezzeti de gün şekerde yok idi İçtimayan oldu cismim nura garip İdemezdim kendimi nurdan kuş kanadıyla revan arkamı sıvadı kuvvetle hemen
سلطان الدين نور لكم سماوات زمين صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin ismi hürmetine ayağa kalktık. Yerlerimize oturmadan günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Senin yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Sana hakiki manada kul, Resulü Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e gerçek ümmet olabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, bizleri peygamberin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Onları bir an evvel selamete kavuştur ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا
خَبِيرًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ Merhaba.
merhaba ey has mahbubi celil. Merhaba ey rahmetel merhaba sensin şefi'al müznibin, şefaat ya Resulallah. Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaran yaratılmışların sultanı sen, sensin o sultanı cümle enbiya. Son nefes didarın ile şad kıl. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yeniden tanımayı, ona olan aşkımızı, iştiyakımızı yeniden belirleyip biatımızı, bağlılığımızı tazelemeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, muhabbeti bitmez, tükenmez sermayemiz olsun değerli dostlar. Ne uzun ne kısa kararında boy, soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş, siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir beni, benden soy. Varlığın maşuku, cemalin göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Peygamber mümine kendinden yakın. Bu büyük bir lütfu Cenab-ı Hakk'ın. Eşleri annemiz unutma sakın. Ehl-i Beyt'e karşı edebi takın. Sevgilim, efendim, yüzünü göster. Ruh onun rengiyle boyanmak ister. Ümmetin üstüne titreyen sensin.
müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Geceyi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal elhak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref senin, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, bu uzun naht-ı şerifin birkaç bölümüyle sohbetime başlamak isterim. Sohbetin kısa olması hasebiyle bu Mevlid-i Nebi haftasında, bu mübarek gecede neler söylenebilir? Birkaç mesajım olacak. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Malumlarınız, bu sene Mevlid-i Nebi haftası olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız Peygamberimiz ve şahsiyet teması diye bir şahsiyet inşası diye bir temayı belirledi. Belki insanlık tarihinde ya da İslam tarihinde bu kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına bürünmeye İslam ümmetinin ihtiyacı olmadı. Yani bu asırda çok daha fazla var. Şimdi öyle bir gün ve sistem içerisindeyiz ki insanlığın, insanı insan yapan bütün değerlerin, bütün mukaddesatın her şeyini bir tarafa bırakarak insanı dijitalleştirip insanın adeta yazılımıyla oynandığı bir asırdayız. Bugün ahlak sistemi diye bir ahlak sistemi tanımadan cinsiyet birliği oluşturup farklı cinsleri bile ortadan kaldırmayı düşünen, medeniyetleri, tarihleri, kültürleri, kültür yapan neyse değerleri, onların tamamını ortadan çıkarmak isteyen belki bir sistem var. Şu anda tarihte hiç olmadığı kadar görülen bir zulüm var. İnsanlık belki bu kadar cinnete düşmemişti tarih boyunca. Gazze'de bir avuç toprağın içerisine biriktirilmiş, sıkıştırılmış milyonlarca çocuğun, erkeğin, garip Müslümanların insanlığın gözünün önünde yok edildiği bir manzara tarih boyunca belki de olmamıştır. Bizlere uzun bir süre, belki 100 sene, 200 senedir kendi medeniyetimizin dışında bir medeniyeti dayatmak isteyen sözde bir medeniyet, tek dişi kalmış bir canavar bize kendi medeniyetlerini sevdirirken, onlar milyonlarca çocuğu öldürebilecek güçte bir güç oluşturarak oradaki garip, Gazze'deki garip insanları öldüren canileri doğurdular. Onların medeniyeti canileri doğurdu. İnsanlığın bir kısmı güçlerini Gazze'nin etrafına yardıma güya göndererek oradaki masumların öldürülüşünü seyrediyor. Bir taraftan büyük bir medeniyet bir caniyi doğurdu, bir cinnet yaşarken aynı zamanda bu cinneti, bu cinayeti seyreden insanlığın diğer bir kısmı, yani bizler de ayrı bir cinnet içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bütün yeryüzündeki mazlumları korusun, muhafaza eylesin. Bu yüzden bizlerin İslam ümmeti olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına bürünmeye çok ihtiyacımız var. Biz bugün bu akşam sadece Efendimiz'i yad edip bir gece boyunca salavat-ı şerife okumak ya da onun ahlakından bir takım örnekleri anlatarak gözyaşı dökmemiz yetmez. Onun güzel ahlakına bürünmemiz lazım. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda otururken birisi geldi, Sevban isminde bir sahabi geldi. Rengi kaçmış, belli bir hastalığı varmış gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde oturuverdi. Efendimiz, hayırdır ya Sevban,
ne derdin var? Ya Resulallah dedi, bugünlerde gönlüme bir ateş düştü. Ben şimdi özlediğim zaman gelip senin o mübarek cemalini görmekle şerefleniyorum. Ama yarın vefat ettiğimde cennete mi cehenneme mi gideceğimi de bilmiyorum. Hani ümit ederim ki cennete gideyim. Fakat cennete gittiğimde sen peygamberler ve salih insanlarla beraberken ben kiminle beraber olurum cennette bile garip olacağımı düşündüm. Geldim sana derdimi anlatayım istedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükut eder. Sahabe-i kiram efendilerimiz Enes bin Malik gibi diyorlar ki peygamberimizin huzurundayken bile onun yüzüne hasret kalırdık. Doya doya başımızı kaldırıp da bakamazdık. İsterdik ki badiyeden dışarıdan birileri gelsin, o mübarek sultana sorular sorsun, biz de o soruların cevabından istifade edelim ve bu vesileyle başımızı kaldırıp da o güzeller güzelinin yüzünü seyredelim. Soru çok hoşumuza gitmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sükut etti, vahiy emmareleri başladı. O gül yüzün pembe pembe olan yanaklarından terler akmaya başladı ve biraz sonra başını kaldırdı. Nisa suresinden estağudu billah. Ve men yuti'illaha ve rasul fe ulaike ma'allezine minen nebiyyin ve siddiqin ve şühedai ve salihin ve hasuna ulaike rafiqa. Sadakallahul azim. Allah'a ve Resulüne itaat edenler var ya, onlar yarın kıyamet gününde nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklardır. Bu müjdeyi, bu ayeti kerimeyi okuyunca Peygamberimiz Sevban radıyallahu anh'a dedi ki sen de sevdiğinle beraber olacaksın. Kim beni seviyorsa sünnetime ittiba eder. Sünnetime ittiba eden de beni hakiki manada sevmiş olur ve cennette benimle beraber olur buyuruyor. Bu hadisi şerifin bu kısmını hepimiz biliriz. Meşhur bir hadistir. Rabbim bizi de Resulullah'ı seven ve onunla hem dünyada hem de ahirette hem de cennette sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eylesin. Enes bin Malik Hazretleri diyor ki bundan sonra Efendimiz beni çağırdı yanına, dedi ki Enescik oğulcuğum dedi, benim sünnetim nedir bilir misin? Buyurdu ki bilmem ya Resulallah, sen daha iyisini bilirsin. Benim sünnetim şudur ki gündüz akşama kadar, akşamdan sabaha kadar gönlüne bir kinin, bir nefretin gelmemesi benim sünnetimdir. Kalbi selim sahibi olman, kimseye öfke duymaman, seveceksen Allah için sevmen, buğz edeceksen de Allah için buğz edeceksin. Yani sevgini layıkına, nefreti de müstahakına vereceksin dedi. Bundan mesaj almayı Allah bize nasip eylesin. Müslüman kindar olmaz, Müslüman dindar olur. Buna benzer bir hadis daha aktarmış olayım. Yine Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor ki Mescid-i Şerif'te oturuyorduk. Peygamberimiz buyurdu ki birazdan içeriye cennetlik bir genç girecek. Biz bekledik, bir delikanlı girdi içeriye. Abdest almış, abdest azalarını silerek Mescid-i Nebevi'ye girdi. Ertesi gün bir daha Peygamberimiz aynı şekilde buyurdu ve dedi ki birazdan mescide cennetlik birisi girecek. Aynı kişi tekrar geldi. Ertesi gün üç gün üst üste aynı şeyi söyleyince ben bu delikanlının halini merak ettim ve kendisine dedim ki babamla bir sıkıntım var, sen de misafir olabilir miyim? Üç gün misafirliğinde kaldım, merak ettim. Acaba nasıl bir ameli oldu ki bir gönül güzelliği var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi verdi? Ben de onu merak ettim. Geceliğin uyuyunca kalkacağını, belki Kur'an'dan hizipler okuyacağını, belki gözyaşı içerisinde secdelerde kalacağını düşündüm, öyle zannettim. Fakat sabaha kadar güzelce uyudu. Sabaha kadar sağa sola uykusunda dönerken bile Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikirleri gibi zikirleri dilinden düşürmedi. Sonra kalktık, teheccüd namazı kıldık ve sabah namazı için yola koyulduk. Yoldayken tuttum, dedim ki ya aslında benim böyle bir derdim yoktu, babamla bir sıkıntım yok. Ama Resulullah senin için böyle buyurdu, cennetlik bir genç içeri girecek diye. Ben de merak ettim. O sahabe efendimiz bu taltif karşısında sevinir,
Der ki, senin hangi amelin var ki Resulullah sana böyle bir iltifatta bulundu, bunu merak ettim, o yüzden sana misafir oldum. E gördüğün gibi diyor, vallahi bu yaptığımdan başka bir amelim yok. Ayrılıyorlar, ben de onun amelini az gördüm. Fakat geriye döndü, bana dedi ki, bu kadar amelim, ibadetim var ama ben kimseye kin tutmam ve ikinci olarak da kimseye haset etmem buyurdu. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu anlatınca, işte biraz önceki Enes bin Malik'e söylediği gibi Efendimiz, işte bu benim sünnetimdir, bu benim sünnetimdir. Allah bize de nasip eylesin, bütün İslam ümmetine bu ahlakla ahlaklanmayı nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet iştiyakından, merhametinden istifade etmeyi Allah'ım bize nasip eylesin. Ne olur, vaktimiz dar olduğu için ben şu sorumlulukla, şu sorumluluğu hatırlayarak ayrılmamızı istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönül kıvamından, onun Allah'a duymuş olduğu ibadet aşkı ve iştiyakından Allah bize nasipler lütfeylesin inşallah. Ne olur, ibadetleri sadece farzı vacibi olarak değerlendirmeyelim. Her ibadetin, namazın, orucun, zekatın hepsinin bizim gönül dünyamıza kazandırması gereken bir peygamber ahlakı vardır. Bayezid-i Bestami Hazretleri bir şahsın bir köpeğin önünden geçerken eteğini topladığını görür. Hani bizim büyüklerimiz bir takım hakikat ve hikmetleri fable tarzında çok güzel anlayalım, unutmayalım diye bir takım örneklerle anlatırlar. Bayezid-i Bestami Hazretleri bu manzarayı görünce, o köpeğin önünden eteğini kibirle kaldırıp giden kişiyi görünce arkadaşlarına, talebelerine der ki, bilir misiniz bu köpekcağız bana ne dedi? Eğer senin eteğin bana değseydi bir avuç, bir avuç suyla giderdi. Ama senin kibrinin, gönlündeki kibrin ancak yedi derya ile temizlenir, belki temizlenmez dedi. Yine başka bir büyüğümüze, Süfyan-ı Sevri Hazretlerine birisi gelip sorar. Yani ibadetlerin sadece sevap boyutunu düşünen, adeta bir oyuncu terazisi gibi amelleri tartan bir anlayış olsa gerek ki, daha sanki bir kuyumcu terazisi, kuyumcu anlayışıyla ince ince tartmayı, o hikmeti öğretmek için olsa gerek ki, bir talebesi de söyler ki, üstadım, namazda hangi safta olmak önemlidir? O da der ki, evladım, elbette ki ilk ve ön saflarda olmak önemlidir. Fakat sen rızkını helalinden kazan. Rızkını helalinden kazandıktan sonra, kul hakkına girmedikten sonra hangi safta kılarsan kıl, o senin için ilk saf olacaktır diyor. Allah-u Teala helalinden kazanmayı da nasip eylesin. Kul hakkına riayet etmeyi nasip eylesin. Bir başkasını düşünerek, onu incitmeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında kimseyi incittiği görülmemiş. Günaha girmiş olsa da, hata işlemiş olsa da onları hep affeylemiş. Mekke'nin fetih günü tam 6 kişi cezalandırılsın diye emir ferman buyurmuş. Çok ciddi, çok ciddi, çok ciddi suç işleyenlere ceza verilsin diye emretmişti. Onlardan bir tanesi de Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh idi. Peygamberimizin vahiy katibiydi. Sonradan şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki, bana da vahiy geliyor. Sohbet uzamasın diye kısa kesiyorum. Kendisine de peygamberlik geldiğini iddia etti ve Mekke'ye giderek müşriklerle beraber oldu. Mekke'nin fetih günü peygamberimize Hazreti Osman onu alıp getirdi ve ya Resulallah ne olur affet dedi. Peygamberimiz affetmek istemedi ama ısrar edince Hazreti Osman'ı kırmadı. O da Müslüman oldu, tekrar imanını yeniledi. O çıktıktan sonra peygamberimiz Miktat bin Esvet'e dedi ki, bunun suçlu olduğunu ve buna ceza verilmesi gerektiğini size emretmedim mi? Onlar da dediler ki, ya Resulallah, sen şöyle kaş göz işareti etseydin biz onu indirirdik dediler. Ama Efendimiz buyurdu ki, bir peygambere gözlerle bile olsa hainlik yapması doğru değildir. Hainlere ait olan veylül likülli hümezetil lümezehte işaret edildiği gibi, göz ile ve kaş ile bile olsa
kimsenin gıybetinin yapılmaması, arkasından konuşulmaması, onu üzecek bir tavrın takınılmamasını yapamaz bir peygamber buyurdu. Allah bize de bunu lütfeylesin. Değil dilimizle, kaşlarımızla, gözlerimizle bile gıybetten ve insanları tahkir etmekten bizi muhafaza eylesin. Ama en güzeli, ecdadımızda olduğu gibi en güzel şekilde peygamber aşkıyla yaşamayı nasip eylesin. Çocuklarım öldü diyenler bilsinler ki peygamberin de çocukları 6 çocuğunu kendi eliyle toprağa verdi. Baba olanların, anne olanların, komutan olanların, idareci olanların, hepimizin peygamberimizden alacağı çok şey var. Ne olur bugün gelin tövbe edelim. Ya Resulallah, gönlümüze yeniden doğ diyelim ve ona olan bağlılığımızı yenileyelim ve ümmet olarak bilelim ki biz peygamber ahlakını oluşturmadıkça, çünkü peygamberimiz tam Mekke döneminde hiçbir ibadet, sadece namaz, o da son 1,5 yılda emredildi biliyorsunuz. Mekke'deki peygamberimizin tebliğ dönemi tamamen iman ve ahlak eğitimiyle geçti. Peygamberin ahlakını İslam ümmeti yaşamadan kesinlikle muvaffak olamayacaktır. Ben peygamber sevgisini dillerinden düşürmeyen ecdadımız içerisinde çok nat-ı şerifler yazanlar var biliyorsunuz. Herkesin Leyla'sı var. Benim Leyla'm da Muhammed Mustafa'dır diyen Erzincanlı Salih Baba Hazretlerinin bir nat-ı şerifiyle sohbetimi bitiriyorum. Gece gündüz kılarım zarı Leyli, beni kıl mahremi esrarı Leyli, ne noksan erişil bilmem, cemalin izhar eylesen Leyli, ulul ebsar olanlar nider cennetteki ebrarı Leyli, bu salih mest olur mestane söyler, ezelden aşk ile yapalı pazarı Leyli. Rabbimiz bizi peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın aşkıyla, muhabbetiyle yaşatsın ve onunla birlikte cennette sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eylesin. Ümmeti Muhammedi, ahlak-ı Muhammedi ile tekrar dirilsin inşallah. Lillahi Teala el-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء فلا
شوقك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا. صدق الله العظيم. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا نبي سلام عليك، arşın nuru yere indi, suyun rengi nura döndü, hep susuzlar suya kandı. Muhammed doğdu gece, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, ya Rabbi selam aleyke, salavatullah aleyke. Yüzü gülsün feleğin madeni ihsan geliyor. Şu karanlıklara hürşid-i dirahşan geliyor. Müjde uşşaka ki can verdiği canan geliyor. Ölü dünyaya Muhammed gibi bir can geliyor. Geliyor Hazreti Peygamber-i Zişan geliyor. Gülü gülzar Risalet Şeyh-i Ban geliyor. Geliyor kapkara dünyalara envar
yıkılan beyti hayata yüce mimar olacak. Hakk'a aşıklara aine de didar olacak. Ümmetinden razı olsun rahmetullahi aleyhim ecmain.
seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kemal yeliku bi kemalihi. Allahümme salli ve sellim ve بسم الله الرحمن الرحيم يا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Va'fu anna ya kerim. وَاعْفُ عَنَّا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, rahmeti her şeyi kuşatan, dualarımıza icabet eden, esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz, sevgili Peygamberimizin dünyayı teşrif buyurarak bizleri mesrur ettiği bu gecede Evliyalar Diyarı Bursa'mızın Ulu Camisi'nde ellerimizi açtık, huzuruna geldik, sana yöneldik, yönelişimizi kabul eyle. Bu mübarek gecede rahmetinle bize muamele eyle, dua ve niyazlarımızı kabul buyur Allah'ım. Ya Rabbi, gönlümüzü Peygamber Efendimizin muhabbetiyle doldur. Cümle ahvalimizi Kur'an ve sünnet üzere daim eyle. Ahlak-ı Muhammediye ve Kur'an-ı Kerim'in nuru ile bizlere hidayet eyle.
aşkullah ve aşk-ı Resulullah'ı kalbimizde ziyade eyle. Allah'ım ruhlarımızı Fahri Kainat Efendimizin ruhuna aşina ve yakin eyle. Habibullah Efendimizin nazar-ı iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Kelamını ve kelam-ı Resulullah'ı bizde müessir eyle. Af ve kurtuluş umudu içinde olduğumuz bu gecede rahmet ve mağfiretini bizden esirgeme Allah'ım. Ey kendisine ümit bağlayanlara ikramda bulunan Rabbimiz, gazabından rahmetine, azabından rızana, senden yine sana sığınıyoruz. Bu geceyi maddi ve manevi dirilişimize, günahlarımızın ağır yükünden kurtulmaya vesile eyle. Allah'ım senden bizi sevmeni, sevdiklerinin sevgisini, sevgine yakınlaştıracak amelleri işlemeyi istiyoruz. Bize lütfeyle. Bizi iki cihan güneşinin sünnet-i seniyyelerini yaşayanlardan eyle. Livaül Hamd sancağı altında toplananlardan, Peygamber Efendimiz'e komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affınla müjdelediğin kullarından eyle. Affedilmedik hiçbir günahımızı bırakma. Ayıplarımızı ört, sıkıntılarımızı gider, borçlarımızı ödeme imkanı nasip eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz, kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Kalbimizde kin, nefret ve intikam hırsı bırakma. Yaptığımız bütün ibadat ve taatlerimizi makbul eyle. Allah'ım hoşnutluğunu kazandıracak kullukta bulunma imkanlarını bizlere lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için gayret edenlerden, ameli salih işleyenlerden, seni hakkıyla zikredenlerden eyle. Ey kullarına şah damarından daha yakın olan Rabbimiz, bizi nefsimizin istek ve arzularına karşı yardımsız bırakma. Bizi öfkesinin esiri olanlardan eyleme. Bizi nimetlerin karşısında bol bol hamd eden, şükredenlerden eyle. Ey dertlerimizin dermanı olan Rabbimiz, iyileşmeyecek hiçbir derdimizi, şifa bulmayacak hiçbir hastalığımızı bırakma. Bütün hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil ve kamil şifalar lütfeyle. Bize rahmetinle, şefkatinle, bereketinle muamele eyle. Senden hayırlı, sağlıklı, bereketli ve huzurlu bir ömür istiyoruz. Bize ihsan eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Kulaklarımızı kötü sözden, gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan, kalplerimizi nifaktan koru. Ayaklarımızı ve kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit ve daim eyle. Ey mülkün yegane sahibi olan Mevlamız, hiç kuşku yok ki sen her şeye kadirsin. Ehli dünya olarak düçar olduğumuz afetlerden, musibetlerden, bir cümle belalardan kurtuluş istiyoruz. Bizleri emin eyle. Ülkemizi sel, yangın, deprem, kıtlık gibi her türlü afetten koru. Topraklarımızı bereketli, mahsulümüzü bol eyle. Ya Rabbi bize, ana babalarımıza ve tüm Müslümanlara merhamet eyle.
büyüklerimizi koru, kendilerine güç, kuvvet, takat ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Bizi onlara hakkıyla hizmet eden ve dualarını alabilenlerden eyle. Evlatlarımızı salih ve saliha eyle. Kendilerini her türlü sıkıntıdan koru. Zihinlerini aç, hayat boyu başarılı eyle. Allah'ım, dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak fitne ve fesattan milletimizi, memleketimizi muhafaza eyle. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme. Ezanlarımızı susturtma. Şanlı bayrağımızı indirtme. Vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışan hainlere fırsat verme. Ülkemizin birlik ve dirliğini artır. Birbirimizi sevip kardeşçe yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Güvenlik güçlerimize sabır, metanet ve güç ver. Onları her daim muzaffer eyle. Aziz şehitlerimize gani gani rahmet eyle. Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı, mahzunlara kurtuluş yolu gösteren Rabbimiz, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bugün farklı coğrafyalarda yaşayan ve İslam düşmanlığı sebebiyle zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimlere karşı inananlara zafer nasip eyle. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken çaresizlere himmet eyle. Allah'ım, biz aciz kaldık. Sen aziz, kuvvetli olansın. Müslüman kardeşlerimizi her yerde muzaffer eyle. Katından bir rahmet gönder. Gönüllerine genişlik ver. Zulmetleri dağıt Allah'ım. Kardeşlerimizin ahını zalimlerde bırakma. Mescid-i Aksa'nın esaretini dindir ya Rabbi. Sen dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Bu gece hürmetine inananları aziz, Müslümanlara zulmedenleri zelil eyle ya Rabbi. İslam alemine de vahdet, izzet, şeref ve güç lütfeyle. Al ey dualara icabet eden, yalvarış ve yakarışları karşılıksız bırakmayan Mevlamız, bu geceyi vesile kılarak rızana erişmek için okunan bütün hatimleri, aşr-ı şerifleri, mevlid-i şerifi, getirilen salatu selamları, tekbirleri, tahlilleri dergahında kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle kalplerimizin tabibi ve devası, gözlerimizin nuru ve ziyası olan Peygamber Efendimiz'e, onun âline ve ashabına hediye ediyoruz, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pâk ruhlarına ikram eyle. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş gariplerin, acizlerin, mazlumların, masumların ruhlarına da hediye eyledik, sen vasıl eyle. Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan bütün şühedanın ruhlarını da haberdar eyle. Şu anda burada ve ekranları başında dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarını da hissedar eyle. Allah'ım, bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına dahil eyle. Bizleri istikametten ayırma. İmanımızı ömrümüzün son nefesine kadar koruyabilmeyi son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı, Allah, Allah diyerek ruhlarımızı teslim etmeyi cümlemize nasip eyle.
Ya Rabbi, hesap günü bizi utandırma. Kötü hesapla karşılaşmaktan, azabına düşmekten bizleri koru ve muhafaza eyle. Duamıza iştirak eden ve bu yayını dünyanın dört bir yanına ulaştıran bütün kardeşlerimizin, teknik ekipteki arkadaşlarımızın gönlündeki bütün hayırlara, iyilik ve güzelliklere erişmelerini nasip eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Dualarımızı Peygamber Efendimizin yaptığı dualara ilhak eyle. Kabul buyur, reddetme ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.